Arkadaşlar merhaba. Kimyasal etkileşim türlerden ikinci başlığımız zayıf etkileşimlerde kalmıştık. Zayıf etkileşimler deyince aklımıza ne gelecek? Evet arkadaşlar, zayıf etkileşimler deyince biz zayıf etkileşimleri ikiye ayırmıştık. Bir Van der Waals bağları, iki hidrojen bağları. Şimdi arkadaşlar zayıf etkileşimler fiziksel özellikleri etkiler. Yani moleküller arası bağlardır, zayıf bağlardır. 40 kilojoulun altındaki bir enerjiye sahip olan bir bağ enerjisinden bahsediyoruz. Zayıf bağlardan birincisi Van der Waals bağları. Evet, bunları sınıflandıracağız arkadaşlar. Van der Waals bağları deyince aklımıza aslında kütlesi olan her şeyde, bütün maddelerde Van der Waals bağı vardır. Kütle arttıkça, çap arttıkça, elektron sayısı arttıkça Van der Waals kuvvetleri de artar diyerek aklımızın bir ucuna yazalım arkadaşlar. Şimdi bu Van der Waals bağlarını daha iyi anlayabilmek için kalıcı dipol ve geçici dipol ifadesini çok iyi bir şekilde kavramamız lazım. Ne demek kalıcı dipol? Arkadaşlar kutuplu, kalıcı kutuplu. İki tane elektron negativitesi farklı olan ametaller arasında ne vardır arkadaşlar? Elektronlar var. Bir bağ oluşmuş. Burada şimdi bir tarafta hidrojen var, bir tarafta klor var. Hidrojen 1A grubu elementi, klor 7A grubu elementi. 7A grubu deyince aklımıza ne geliyor? Elektron ilgisi yüksek, en aktif ametaller. Onun için bağlardaki elektronlar klor atomuna daha çok yakın olacağından dolayı klor tarafı kısmi negatif oluyor. Hidrojen tarafı elektronlar uzaklaştığından dolayı klor daha fazla çektiğinden dolayı elektronlar uzaklaştığı için burası da kısmi pozitif oluyor. Hidrojen floru da hakeza öyle. Flor elektronları daha fazla çektiğinden dolayı kısmi negatif. Hidrojen ise kısmi pozitif. Burada azot 5A grubunda, hidrojen 1A grubunda elektronları azot daha fazla çeker. Onun için burası kısmi negatif oluyor. Hidrojen kısmi pozitif oluyor. Suya baktığımızda hidrojenler yine artı. Oksijen 6A grubunda elektron ilgisi daha fazladır. Elektronları daha fazla çekecektir. Onun için burası da kısmi negatif oluyor. Biz bu tür kutuplu olan kovalent bağlı bileşiklere kalıcı dipol diyoruz. Polar kovalent bağlı bileşiklerdir ve buradaki artı eksiler her zaman kalıcı dipol olarak adlandırıyoruz. Peki geçici dipol nedir? Anlık kutuplaşma. Bir anda. Ne demek bu? Apolar kovalent bağlı bileşiklerde soy gazlarda bir anlık kutuplaşma sonucunda oluşuyor. Apolar derken aynı cins, hidrojen gazı gibi, klor gazı gibi, oksijen gazı gibi, moleküler olan karbonhidrat ve CH4 gibi. Veya soy gazlar gibi. Mesela düşünelim, iki tane helyum atomunu düşünelim. İki tane helyum atomu bir yerden bir yere giderken aynı tarafta yolculuk yapsınlar. Burada bir anda yakınlaşmadan dolayı helyumun bir tarafı artı yüklü oluyor. Diğer helyumun bir tarafı anlık olarak eksi oluyor. İşte bu yolculuğa beraber bir anlık yolculuktan dolayı olan kutuplaşmaya anlık kutuplaşma, geçici dipol diyoruz arkadaşlar. Onun için geçici dipol deyince aklımıza apolar moleküller ve soy gazların bir anlık kutuplaşması aklımıza gelecek. Şimdi arkadaşlar kalıcı ve dipol ve geçici dipol anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi Van der Waals bağları 3'e ayıracağız. 1. Dipol dipol bağları. Dipol dipol dipol. Polar polar. Kutuplu kutuplu. Hidrojen artı klor eksi. Hidrojen artı klor eksi. İki tane polar molekülü yan yana gördüğümüzde dipol dipol bağı yaptığını anlayacağız. İkincisi B iyon dipol demişiz. İyon nerede vardır? Özellikle iyonik bağlı bileşikler değil mi arkadaşlar? Yani metal ve ametalleri gördüğümüzde iyonik bağlı bileşik bunlar da iyonlaşarak çözünecektir. Bunlar İyon aklımıza gelsin. Mesela burada potasyum klor tuzunu vermişiz. Potasyum katyonu, klor anyonu. Buradan iyon gelecek. Yan tarafta suda nedir arkadaşlar? Polardır. Onun için buradan da dipol gelecek. İyon dipol. İyon dipol. Üçüncüsü indüklenmiş dipol. İndüklenmiş dipol demek geçici dipol demektir. Apolar veya soy gaz arayacak gözlerimiz. İndüklenmiş dipol olunca da onları da sınıflandırıyoruz. Kendisi içerisinde
İyon indüklenmiş dipol, dipol indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Ne demek iyon indüklenmiş dipol? Biraz önce dediğimiz gibi bir tuz gördüğümüzde potasyum klorür gibi yanında indüklenme olması için ne olacak? Apolar, dengeli bir molekül olması lazım. Karbon tetraklorür gibi. Burada potasyum katyonu var, iyondur. Bu da arkadaşlar apolar molekül olduğu için indüklenmiş dipol. İyon indüklenmiş dipol. İyon indüklenmiş dipol diyeceğiz. İkincisi dipol indüklenmiş dipol. Dipol, polar, alkol, etil alkol örnek vermişiz. Polar bir molekül. İyot gazı apolar bir molekül. Apolar olunca ne oluyor arkadaşlar? Apolar olması geçici dipol oluyor. Anlık kutuplaşma yani indüklenmiş dipol oluyor. Dipol indüklenmiş dipol. Şimdi indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol olması için her ikisinde apolar olması lazım. Her ikisinde soygaz olması lazım. Örnek karbon tetraklorür, karbon tetraklorür, apolar, apolar. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Apolar, apolar. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Soygaz, soygaz. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Geçici dipol, geçici dipol. Bunları ben tekrar tekrar söylüyorum ki kulağınıza bir küpe olsun. Daha rahat seçebilin, daha rahat anlayın. Bu özellikle indüklenmiş dipol genellikle öğrencide sanki 3 boyutlu resimlere bakar gibi bir anda hocam nasıl diyorsunuz? Böyle bir tutulma söz konusu oluyor. Ondan dolayı ben öğrencilerime ders anlatırken hiç şey yapmadan, yüksünmeden tekrar tekrar diyorum ki çocukların seçmesi, molekülleri seçmesi, tanıması daha rahat olsun. Şimdi bir de şunu da söylemek lazım. İndüklenmiş dipol ile indüklenmiş dipolün genel bir, özel bir adı var. Biz bunları arkadaşlar London kuvvetleri diyoruz. Ve şunu da söyleyelim. Zayıf bağların en zayıfı. London kuvvetleri. Hocam zayıf bağların en güçlüsü var mı? Evet var. Zayıf bağların en güçlüsü arkadaşlar hidrojen bağıdır. Onu da birazdan göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bir tane örneğimiz var. Gerçekten zayıf ve güçlü bağları anlamış mıyız, anlamamış mıyız? Bu örneğe bakalım. Diyor ki bazı etkileşim ve bağ türleri aşağıda verilmiştir. Buna göre arkadaşlar soruları okurken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şıkları tek tek okumaktansa bize neyin sorulup neyin sorulmadığı ilk önce anlayalım. Daha sonra şıkları okursak soru çözerken zaman kaybetmemiş oluruz. Şimdi arkadaşlar buna göre verilenlerden hangisinin enerji değişimi 40 kilojül bölü molden küçük olması beklenir? 40 kilojülden küçük demek ne demek arkadaşlar? Moleküler arası demek. Moleküler arası 40 kilojülün altında olması ne demek? Fiziksel bağ, zayıf bağ. Evet, o zaman biz zayıf bağ, iyonik bağ zayıf mıdır? Hayır. Biz bu dersin başında, konunun başında ne demiştik? Güçlü bağ deyince aklımıza 3 sınıf gelecek. 1. İyonik bağ. 2. Kovalent bağ. 3. Metalik bağ. İyonik bağ, metalik bağ, kovalent bağ zaten 1, 3, 5'te vermiş. Bunlar bir kere güçlü. Onları eledik. Geri kalan hidrojen bağı, evet. Hocam 40 kilojülün altında zayıf bağdır. Birazdan da ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Doğrudur. Dipol de arkadaşlar nedir? Van der Waals'in bir çeşididir. Bu da arkadaşlar zayıf bağ 40 kilojülün altına geçiyor. Demek cevabımız nedir arkadaşlar? 2 ve 4 cevap Bursa. Evet hidrojen bağı. Evet hidrojen bağını çok soruyorlar. Sınavlarda çıkıyor. Genel ara denemelerde fazla çıkıyor. Hidrojen bağı kolay. Öğrencilere genellikle bir kere görmeyi de anlayabiliyorlar. Hidrojen bağı arkadaşlar dipolün bir kuvvetlerinin özel bir türüdür. Özellikle hidrojen atomunun flor, oksijen ve azot elementleri ile yaptığı moleküler arası bağlardır. Zayıf bağların en güçlüsüdür. Örneğin su, hidrojen florür ve NH3 gibi moleküllerin arasında görülür. Arkadaşlar moleküllerin arasında. Ne demek moleküllerin arasında? Yani bir hidrojen florür varsa orada başka bir hidrojen florür olsun. Başka bir mesela su da olabilir burada. Bir tane de su olsun arkadaşlar. Burada kırmızı kalemle çizelim hidrojen bağı görmek için. İki hidrojen flor arasında flor ile hidrojen arasında şu kırmızı gösterdiğimiz hidrojen bağıdır. Veya su molekülü hidrojen flor arasında hidrojen ile oksijen arasında olsun. Şu kırmızı ile ifade eden şey arkadaşlar hidrojen bağıdır. Hidrojen bağının bir iki tane daha bilmemiz gereken bazen sözel sorularda çıkıyor. Bilmemiz gereken bir DNA zincirlerini bir arada tutan kuvvetlerden bir hidrojen bağıdır. Yüksek metrajlı yüksek
mesafeye sahip olan ağaçlar var. En ucu yapraklara kadar arkadaşlar suyun taşınmasında yani sudan bir ince uzun bir koridor olduğunu özellikle biyoloji branşında hocalarımız söylüyorlar. Onun mimarı arkadaşlar kahramanı oradaki suyun taşınmasında hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı sağlam yapısından dolayı arkadaşlar su birçok yere böyle ulaştırılabiliyor. Şimdi arkadaşlar diğer bir sorumuz, örneğimiz aşağıdaki madde çiftlerinin arasındaki etkileşim türlerini yazınız. Evet, şimdi burada ne var arkadaşlar? Sodyum klorür var. Sodyum klorür neydi arkadaşlar? İyonik bağlıydı değil mi? Bunu görür görmez aklımıza ne gelecek? Tabii ki arkadaşlar iyon gelecek. Sodyum klorür aklımıza hemen iyon geliyor. Evet, o zaman hemen iyon geliyorsa buna iyon yazalım. Sodyum klorür iyon. Su nedir arkadaşlar? Polardır. İyon dipol diyeceğiz. İyon dipol. Peki arkadaşlar hidrojen florürü görür görmez aklımıza ne gelecek? Hidrojen florürle su. Burada flor var. Burada da oksijen var. Burada da ne olabilir arkadaşlar? Hidrojen bağı. Evet. Arkadaşlar C6H6 apolar bir molekül. İyot gazı da apolardır. Apolar nedir? London kuvvetidir arkadaşlar. Bu nedir? Alkol, etil alkol arkadaşlar polardır. Su polardır. Polar. Ne diyoruz? Dipol. Dipol bağlar diyoruz. Su polar. Polar. Karbondioksit apolar. Onun için dipol. Bunlardan ne olacak? İndüklenmiş dipol. İndüklenmiş dipol adlandırıyoruz. Sodyum kloru gördüm hocam. Artı eksi yani iyon. Karbon tetraklorür neydi? Apolar bir molekül. Bu da indüklenmiş dipol. Evet arkadaşlar. Hidrojen kloru polar. Dipol. Evet. Hidrojen florür ve CH4. Bu nedir arkadaşlar? Polardır. Yani dipoldür. Bu da apolar bir molekül. Apolar ise indüklenmiş dipol. Su ve NH3. Azot ile oksijen arasında molekül arasında ne olacaktır arkadaşlar? Hidrojen bağı olacaktır. Evet bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar ikinci bir sorumuz var. İki tane su molekülü vermişler bize. Su molekülüne ne var arkadaşlar? Numaralandırmışlar. Birine bir, birine iki demişler. Bir denilen arkadaşlar ne yerde kalıyor? Atomlar arasında kalıyor. Yani ametal arası kuvvetli güçlü bağ. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Kovalent bağ. Burada oksijen atomu ile hidrojen atomları arasında ama iki molekül arasında. Buna da biz ne dememiz gerekiyor arkadaşlar? Hidrojen bağı. Şu neymiş arkadaşlar? Hidrojen bağı. Bu neymiş arkadaşlar? Kovalent bağ, güçlü bağ. Bu bir arkadaşlar 40 kilojoule'un üstünde olması lazım. Bu iki de 40 kilojoule'un altında olması lazım ama istinayı durumu unutmuyoruz değil mi? Su molekülleri ne oluyordu? 44 civarında oluyordu ama yine zayıf geçiyordu. Burada da yine iki su molekülü istinayı durum 40 kilojoule'un üstünde olduğunu hemen aklımıza getirmemiz lazım. Diyor ki şıklarda 1 hidrojen bağıdır. Arkadaşlar bir Allah aşkına bu hidrojen bağı olabilir mi? Bu nedir arkadaşlar? Molekül içi bağ. Yani polar kovalent bağdır. Bu A şıkkı yanlıştır. Diğerlerine bakıyoruz. Bağ kuvvetleri 1 büyüktür 2'den. Evet molekül içi kovalent bağlar güçlü bağlardır. 2 ise ona göre çok zayıftır. 1 2'den büyüktür. Doğru. 2 hidrojen bağıdır. Evet söylemiştik zaten. Birinci bağ elektron ortaklaşması ile oluşur. Evet. Ametal arası kovalent bağ olduğu için elektron ortaklaşması söz konusudur. Bu da doğru. 1 ve 2 numaralı bağların kopması için 40 kilojoule üzerinde enerji gerekiyor. Evet. Bunun için zaten gerekiyor molekül içi. Burada arkadaşlar istisnai durum. Hidrojen molekülleri arasında arkadaşlar zayıf olsa da hidrojen bağı olsa da arkadaşlar 43.9 yani 44 kilojoule'lük bir şey var. İstisnai bir durum var. Bu da 40 kilojoule üzerinde bunu istisnai durumu sorduymuş. Evet. Burada da E şıkkımız yanlıştır. Cevabımız E şıkkımız doğrudur. 4 şıkkımız doğru. Yanlış cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Evet. 2 tane daha sorumuz var. 2012 YGS. Evet. 2012 yani şu andaki ismi nedir arkadaşlar? TYT. Arkadaşlar hidrojen, karbon, azot, oksijen, flor elementlerinin bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi. Elektronların sahip çıkma eğilimi demek elektron negativite demek değil mi arkadaşlar?
Evet. Elektron sahip çıkma elektron negatifitesi maksimum olan zaten ametal flordu. Ondan sonra 6A grubunda oksijen geliyor. 5A'da azot var. 4A'da karbon var. 1A'da da hidrojen bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin oksijeni yükseltgenme basamağı pozitiftir? Arkadaşlar yükseltgenme basamağı pozitif olabilmesi için ne olması lazım? Elektron ilgisi en yüksek olan ametalle bağ yaparsa kim yaparsa yapsın pozitif değerli kalır. Değil mi arkadaşlar? Şimdi aşağı hangisinde oksijen yükseltgenme basamağı pozitiftir? Şimdi burada oksijen 6A grubunda, azot 5A grubunda. Bu 6A grubu, bu 5A grubu. O zaman oksijen negatif değerli kalır. Elektronları çeker. Bağdaki elektron üstüne çeker. Oksijen 6A grubunda, hidrojen 1A grubunda. Zaten burada gösteriyor. Oksijen hidrojenden daha fazla sahip çıktığından dolayı oksijen burada negatif değerli kalır. Eksi 2 değerli kalır. Bunda da eksi 2 değerli kalır. Burada da arkadaşlar oksijen daha çok karbondan sahip çıktığından dolayı burada da oksijen eksi 2 değerli kalır. Burada da oksijen arkadaşlar hidrojene göre daha çok sahip çıkacağından dolayı oksijen burada negatif değerli kalmaktadır. Burada yalnız arkadaşlar flor var. Bakın arkadaşlar flor. Flor sadece eksi 1 alıyordu değil mi arkadaşlar? Elektronegatifitesi en yüksekti. Maksimuma metaldi. Onun için bağlardaki elektronları flor çektiğinden dolayı eksi oluyor. Şu oksijene, oksijen hiç artı değerli kalır ama normalde almaz. Ama flor oksijenin arkadaşlar ciğerini söküyor. Ciğerini söktüğünden dolayı burada oksijen arkadaşlar artı 2 değerli kalıyor. Onun için cevabımız Bursa'dır. Son sorumuza bakalım. Burada da arkadaşlar Lewis yapısı hidrojen ile kloru vermiş. Hidrojen arkadaşlar genel bir tekrar olsun. İki tane elektronu tamamlamış. Yani dubletini tamamlamış. Helyuma benzemiş. Klor ne yapmış? Hidrojenin bir elektronunu da ortaklaşa kullanmışlar. Klor da 8'e tamamlamış. Yani dubletini tamamlamış. Ortada ne var arkadaşlar? Polar, kutuplu bir kovalent bağı var. Molekülü ile ilgili bir polar bir moleküldür. Tabii ki. Polar kovalent bağı içerir. Tabii ki. Klor atomu kısmi negatiftir. 7A grubu 1A grubu. Tabii ki elektronları klor daha fazla çeker. Kısmi negatif olur. Hidrojen de burada kısmi pozitif olur arkadaşlar. Bu üçüncü öncülümüz de doğru. Hidrojen atomu dublet. Klor atomu oktet. Bu ikiye duble. İkiden tamamlıyor. Doğrudur. Klor da arkadaşlar 8'e tamamlamıştır. Noktaları sayarsak zaten buluyoruz. Tamam uyar. Evet oktetin kuralına uyar. Bu da doğru. 4 şıkkımız da arkadaşlar doğrudur. Evet zayıf bağlarımızı da bitirdik. Size anlatacağım bu konuyla ilgili ne kaldı? Arkadaşlar bir sonraki videoda da sizlere fiziksel değişim ve kimyasal değişimlerden bahsedeceğim. Bir de arkadaşlar iyonik ve kovalent bağlı bileşiklerin okunmasını bahsettikten sonra bu kimyasal türler arasında etkileşimleri bitirmiş olacağız. Beni sabırla dinlediğinizden dolayı teşekkür ederim. Kolay gelsin.